Selam millet, Dedeler Oyunlar'da tekrar birlikteyiz. XCOM bilinmeyen düşman oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Her zaman yaptığım gibi hemen projelerimi araştırarak devam edeceğim. Şöyle bir bakalım, hassas lazer, uzaylı navigasyon bilgisayarı, ağır lazerleri zaten şu anda keşfediyormuşuz. Onu keşfetmeye devam edelim. Parça üret, sat, al. Lazer tüfeğimiz var, lazer tabancamız var. Çok güzel. Nanofiber yelek, skop, bayıltıcımız. Tesislerimiz ne durumda? Burası kazılıyor. Geri kalan bütün tesislerimiz hazır. Bu da güzel. Operasyon odası. Operasyon odasında uydu fırlata bir tıklayayım. Bir tane uydumuz var. Bayağı sakata gelmiş yerlerimiz var. Evet, bizim acilen uydu mekanizması, uydu yuvası falan yapmamız lazım. Şimdi araştırdığım silahlar var aslında. Biz neredeyiz? Paramızı yeni mi aldık? Oo, biz paramızı yeni alıp hepsini çarçur etmişiz. Şöyle bir gri piyasaya gidelim. Hasarlı donanımları bir satalım. Şu iki hasarlı donanımı bir satalım. İşlem tamam. Ondan sonracığıma biraz uzaylı uzaylı alaşımı satayım biraz. Biraz elaryum. Sektonoid kadavrasını 5 tane bırakayım. Flatör kadavrasını 5 tane bırakayım. Şimdi niye gözünü böyle para bürüdü diyeceksiniz belki ama uydu bu oyunun çok kilit yerlerinden. Aynı zamanda interceptor olması da uydu attığınız yerlerde bu oyunun çok kilit yönlerinden. Şimdi şöyle bir bakıyoruz. Bu bölgede uydumuz var. Bu bölgede de uydumuz var. Ama burada interceptörümüz var mı acaba? Afrika bölgesinde. Burada uydumuz da yok zaten. Sıkıntı yok. North Amerika, Afrika ve Avustralya'da bizim interceptörümüz olması lazım. Hangar'a bakalım, gemi listesi. Afrika, North Amerika, Avustralya değil miydi diğer bölgenin adı? Avustralya diye ben kendisine baktım galiba, ismine baktım oranın. Evet, Avustralya dediğim yer Asya. Hangar, gemi listesi. İşte Asya'da interceptörümüz yok mesela. Bir tane interceptör sipariş etmemiz lazım buraya hemen. Buna niye böyle özellikle yapalım diyorum. Şimdi çok büyük UFO gelir. Bizim interceptörü zaten patlatır eyvallah. Ona yapabileceğim iş yok. Ama uydu olan yerde hiç interceptörünüz olmazsa orada UFO çıktığı zaman onu hiç karşılayamazsınız. İcabında uydunuz bile patlatıyor. Yani her şey boşa gidiyor. Uydu muydu? Yalan oluyor. Şimdi tesis kur dediğimizde tesis kurmaya paramız yetecek mi? 5 gün sonra kazılıyor burası. Bakalım ne olur. Şuradan bir aktivite taramaya basalım. Ağır lazer tamamlandı. Yeni araştırma. Ağır lazer üretim için müsait, lazer topu müsait. Ağır lazer bizim heavy'lerimizin kullanacağı silah. Bu da uçaklarımızın kullanacağı silah. Hassas lazerler. Hemen başlayalım araştırmaya. Mühendislikte parça üret, sat, al. Ağır lazer. 23. Ağır lazeri almamız lazım ya. İki tane ağır lazer alalım. Bu bizi biraz vurmuş olsa da kışlamızı artık bir kontrol edelim. Şöyle askerlerimize, kışlamızda biz en son evet her şeyi satın almıştık. O yüzden zaten bu hale gelmişiz. Askerlerimizi görüntüleyelim. Heavy'miz yaralı, assault'umuz yaralı. Ama bir heavy'miz var. Aa, bir tane daha heavy'miz yok. Evet, bu kötü. Şurada biraz daha aktivite tararsak. Bizden ne istiyor? Lazer tabancası istiyor. 165 para vereceğim diyor karşılığında. Hemen şöyle bir bakalım, bu bizim için çok karlı olabilir. Parça üret, al, sat. 4 taneye 165 veriyor. Lazer tabancasında biz tanesini 7 alaşım veriyoruz bunun karşılığında. Her halükarda çok karlı. Her halükarda çok karlı. Alaşımımız yok ama yeterince. Uzaylı alaşımımız yok. Ama bu para da kaçmaz ya. Biz 3 tane, 2 tane üretelim biz bundan. Siparişi gönder diyelim. 4 tane lazer tabancamız oldu. Bekleyen istekler de tamamlanamıyor. Niye? Çünkü hangardaki bazı kışladaki askerlerimizin üzerinde onlar. Koçlarım merak etmeyin. Ben size çok daha kral tabancalar vereceğim bunlardan. Yani şimdi adamlar da büyük ihtimalle bana küfür ediyor içinden. Diyor ki hocam niye verdin, niye alıyorsun? Ama bu çok daha ulvi bir görev için. Şu parayı kaptığımız zaman var ya, bizden kralı yok. 165. Şimdi işte mükemmel oldu. Mühendislikte tesis kurda 2 gün kalmış. Çok güzel. Şurada mühendislikten aynı zamanda biz parça üret, sat, bir uydu da sipariş edelim.
Bir tane de uydu sipariş edelim. Hatta iki uydu sipariş edelim. İki uydu sipariş edelim. Aktivite taramaya devam edelim. Kaçırılma yerlerini gör. Ne geldi? Rusya, Arjantin, İndiya. İşte ben size ne dedim? 3 tane batmış olan bölgeye birden görev gönderdi. Bu kadar büyük bir şanssızlık olamaz. Rusya, Arjantin, İndiya. Nerenin görevini yapsak geri kalanlar batacak. Arjantin'de, Arjantin zaten direkt batacak, Brezilya yükselecek. İndiya'yı yapmasak 3'ü birden çıkacak. Biz İndiya'ya gideceğiz mecburen. Mecburen İndiya'ya gideceğiz. İşte bu çok kötü oldu. Bu çok kötü oldu. Ah ah ah. Uzaylı kaçırmaları. İndiya. Devam et. Şimdi destek birimi kardeşim. Ekipmanım var. Bayıltıcın var. Bayıltıcı ne derece lazım olur burada bilmiyorum. Sen el bombası al. Onbaşı heavy. Ekipman. Makinalı tüfek. Lazer. Hadi bu kıyamı da unutma. Destek birimi zaten her şeyini almış. Medikiti de var. Bu daha rütbeli. Ekipmandan buna da lazer verelim. Yanında bonzai saldırı timi var. Ekipmandan kardeşim sizin silahlar yetişmedi. Sizin silahlar fabrikadan çıkmadı. Kusura bakmayın. Nanofiber yelek vereyim ben sana. Saldırı birimi mademine gideceksin. Artık sen de destek gelme ya. Nerede benim keskin nişancım? Benim sniper'ım nerede? Hilde Larsen. Senin de ekipmanın yok galiba kardeşim. Evet, sana da bir şey yetişmedi. Dürbünlü tüfeğin var. Yeter, candır. Kafadan vuruş diye bir özelliğin varmış senin. Bir saniye ya. Benim daha deneyimli bir keskin nişancım yok muydu? Sniper, sniper, sniper. Bunlardan bir tanesi yeteneklerde. Bunlardan birinin yeteneği açılmış olmalıydı ya. Ha, öldürdüm ben onu. Benim o sniper'ım öldü. Ah ah ah, koç yiğit sniper'ımız öldü. İşte o özelliği vermezsek, arkadaşının gördüğü hedefi vurur demezse bu sniper'ın arkadaşlar öyle geride kalmasının falan hiçbir anlamı kalmıyor. İki çeşit sniper yapabiliyorsunuz. Ya yardıracak, ekibinizle birlikte yürüyünce ateş edebilecek sniper tüfeğiyle. O da güzel ama sniper'ın çok bir esprisi kalmıyor. İkincisi, arkadaşının gördüğü hedefi vuran sniper. O sniper, çünkü bu oyunda bir görme mesafesi var. Yani atıyorum 10 kare ileriye artık görmüyor sniper. Elindeki silah ne kadar iyi olursa olsun. Ya da göreceğiz zaman içinde. Yani bakalım, iki sniper'ı da kullanmak zorunda kalacağız. Yürüyüp ateş et dediğim sniper da olacak. Şimdi yine de bir sniper götüreceğim ama göreve. Her ne olursa olsun. Ekipmanlar da böyle gelecek artık. Görevi başladı. Başlat abi saldırıyı. Gizemli ağıtı. Neresi bu? İnşaat çalışmalarının ortasına indik vallahi gidip. Vallahi inşaat çalışmalarının ortasına indik. Bizim heavy'lere bak, çok sinirli indi. Atarlı indi böyle, suratı sinirli. Evet, sağ tarafımızı hemen bir bulalım. Sağ tarafımız, sol tarafımız süper. Şuradan böyle gideceğiz. O zaman her zamanki taktiğimizle ilerlemeye başlayalım. Hocam sen buraya git. Ve oradan etrafı gözetle. Sen daha ileri gidebiliyor musun? Sen daha ileri gidebiliyorsun ama şimdilik sakat olur daha ileri gitmek. Sen de şu kenara git. Sen de ortalığı gözetle. Evet, adamlarımız gitgide gidememeye başladı. Şöyle bir açıdan bakalım. Sen de şuraya gel. Birilerini çok yürütmem gerekecek zaten Allah'ın emri. Saldırı timi çok yürüsün. Saldırı timi bir kişiyi gördü. Ama o bizi görmedi. Bu support da bu kenarı tutsun. Sıra geldi sniper. Abi bu binaların galiba üstü var. Vallahi var. Binanın üstü var. Süper. Şuraya kadar git dur orada.
Bu sniper galiba bu sefer iş yapacak. Adamlar hala bizi görmedi ama. Bu süper oldu. Şimdi onları bir açalım. Garip atarlı hareketler. Oo, bir sürü düşman birden çıktı. Sen şunu bir indirirsen oyun başı. Oh. Yok bu adam vallahi mükemmel bir adam ya. Ben bu Çınlı'yı sevdim. Bu Çınlı'yı, Japon'u sevdim ben. Sen de yeni lazerini şöyle bir hemen bir kullan, pasını at. Kardeşim hiç dert değil. Sen bir daha ateş edersin ona. Boş ver. Daha yeni aldın silahı. Acemisindir. Daha acemiliğini atıyorsun üstünden. Hemen üzülme öyle vuramadım diye. Bir de sen sık şuna. Adam ne ölmez çıktı kardeşim. Ben ona bir run and gun mı yapsam ama run and gun yapacak bir pozisyon da yok ona ya. Yo ben efendi gibi şöyle yürüyeyim. Kımıldayana sıkarım diyeyim. Support. Sen şimdi çok önemli bir hamle yapacaksın kardeşim. Tam bizim ortamıza, hepimizi içinde bırakacak vaziyette şu gaza at. Sniper. Sıra sende. Yukarıya çıkmaya kalkacak olan olursa vur gözüne, acıma. Hadi hareket et. Vurdun mu yoksa? Yok, ıskaladı. Zaten shotgun'la o kadar uzak mesafeden vurmak hani zor. Göğe yükseldi. Nereye indi? Arkamıza indi. İşte bu ya. Sniper'ı oraya boşuna mı koyduk? Adamın eline lazer sniper'ı yetiştireydik. İndirmişti işte şimdi bunu. Kadını, pardon. Şimdi... Orada bir adam var bir kere. Şimdi onu bir halletmek lazım. %30 ihtimal de çok azmış be. El bombası atabiliyor mu? Vallahi atıyor. Atsın bakalım o zaman. Gerçi bu el bombaları da üçlük ama evet. Çok da yapabileceğimiz bir şey yok şu durumda. Ne yapalım? Üçlük müçlük. Ha bu görüyor. Hadi be. %100 de görüyormuş zaten. Boşuna el bombası attım ya. Benim enayiliğim oldu biraz da bu. İyidir iyidir ama sniperlar her zaman böyle geniş açılar, adam vurabilecek pozisyonlar bulamıyor. Bu iyi oldu. Şimdi bizim koşburcumuz var bir tane. Koşburcuyu biz bir yürütelim. Şuraya doğru yardırsın. Oo, binanın içi ampul kafa doluymuş ya. Hepsi oraya kaçtı. Çok kötü oldu. Pek yahşi olmadı. O zaman ben şu binanın içine koşayım bu supportumla. Şu vatandaşın binaya girebileceği bir yer var mı? Yok. Karşıda robotlar var ama bizi görmediler. Çok fazla düşman açtık işte aynı anda. Bu böyle çok fazla istemediğim bir durum benim. Şu öndeki robotları da açmamam lazım. İçeriye giremiyor musun kardeşim sen hiçbir yerden? En fazla buraya kadar mı yürüyorsun? Biraz geri çekileceğiz o zaman taktiksel olarak. Gördüğünü vur diyeceğim ona. Bu support'a da gördüğünü vur diyeceğim.
O birine beyin gücü verildi. Robotlar bizi görüyormuş. Yerlerinden kımıldamamışlar, çakallar. Hadi be. Kardeşim onu hallet, ikisi birden gitsin. Mükemmel. Mükemmel. Ve bir silahını doldurtalım artık, bunu hak etti. Cephane yetersiz. Tetikte cephane mi yetersiz? Ha, ateş etme tuşuna basmışım yanlışlıkla ben. Şimdi oldu. Bir ağır makinalı da burada. Siz de orada öyle çakal gibi duruyorsunuz. Sen namına yakışmayacak vaziyette çok ıskaladın ama. Ben sana run and gun diyorum. Buraya kadar koş diyorum sana. Ve yıldırım refleksli olan adama sen ne yapabileceğini zannediyorsun? Böyle burnunun dibinden ıskalatırım işte yıldırım refleksiyle. Ve bil bakalım burada ne olacak şimdi. Bayıltıcı var mı üstünde? Varsa da kullanmıyor. Sağlık olsun. Ah. Polaroid fotoğraf. Abi gördüğünü vur modunda bekle sen. Sen de gördüğünü vur modunda bekle. Ama biz gördüğünü vur modunda bekledikçe bu adamlar da şey yapacak. Orada ateş etmeye devam edecekler. Bak ya, ta nereleri vuruyor ya. Yani vuramıyor belki, evet, ama. Hadi indir onu. İndirdi mi, ıskaladı. Sen oralara bir yere inersen sıkarız ama biz sana. Sıkmazmışız. Vallahi sıkmazmışız. Sen onu 6 birime kadar hasar verme. Bak orada o kimin yanına düştü. Bak o kimin yanına düştü. Nereye gittiğini zannediyor ki o. Sonra biz şuraya doğru ilerleyelim onunla. Ama sen artık buna bir güzellik yap. Şerefini kurtar. Kesinlikle kurtardı şerefini. Ve artık o silahı bir doldur. Abicim sen de silahını doldur. Senin zaten bir olayın yok silah doldurmakla falan. Sen biraz uyudun bu oyun. Sen yol izle. Bunun da siper alabileceği bir şey kalmadı. İşin kötü yanı. Sen orada bir dur. Hatta silahını doldur. Ve silahını doldur. Türü boş geçtik. Evet, şimdi açılmaya başlayalım. Heavy'lerimiz ufak ufak ilerlesin. Hasarlı kardeşim benim, gel şöyle. Senin ben iğneni yapacağım. Aşını vereceğim senin. Çekilin, ben doktorum. Jos. Evet, sakin sakin ilerlemezsek biliyorsunuz. Geçtiğimiz bölümlerde neler neler oldu. Ne kötü şeyler oldu. Sakin sakin ilerlememiz lazım. İşte bu. Orada bekleyen o tek canlı çakal.
Orada bekleyen tek canlı çakal. Şimdi sen bir supportsun biliyorum. Ama bu hamleyi senden bekliyoruz. Sniper'ımın dediğim gibi o özelliği olmadığı için hiçbir anlamı kalmadı. Şuradan ileride birisini görse bile ateş etmeyecek. Kardeşim sen koş. Senin kaderin koşmak. Sen de git. İki kanattan açılacağız oraya doğru. Hadi sen yine de bekle. Belki bir şey olur. Bu saatten sonra zor ama. Bunu da savunmasız bir yere göndereceğim. Bu riski alacağım. Evet, şimdi başlayalım açılmaya. Yavaş yavaş. Sniper bacı, sen artık buradan hiçbir şey göremezsin. Sen artık bir yürü şöyle. Sen de madem öyle şuraya kadar koş. Siz orada iki kişisiniz değil mi? Tamam, sen de gel buraya kadar koş. Sen de onları destekle şöyle. En azından bir kişi görürsem sıkarım modunda dursun. Bu kadar da başıboş göndermeyelim adamları. Şöyle bir burnumuzu çıkartalım bakalım. O zaman diğeri de şöyle gelsin. Abi neredesiniz siz? Binanın içinde misiniz ya? Beni boşuna tribe sokuyorsunuz böyle milim milim yürüyorum. Hoca sen yine yardır. Madem öyle sen de yardır. Kimseyi görmedi. Bu diğeri de görmeyecek demek oluyor. Ve sniper can. Buralara yol var mı? Yok. Çıkartmıyor bizi yukarı. Peki. Çıkartmıyorsa yukarı. Madem çıkartmıyor. Şuraya gel bakalım. Oradan birilerini görürsün zaten. Ey kafayı. Hayat belirtisi yok ya. Sanki tek başıma oynuyorum yani. Uzaylı falan yok. Ben manyak gibi böyle kendi kendime havalara giriyorum. Harita bitti arkadaş. Neredesiniz? Son binaya. Herkes son binanın içinde bir parti yapıyor. Sıkış sıkış. Yan yana. Vallahi son binanın içindeler. Hacı bastır. Bastır hafız. Evet, güzel. Kapıları ele geçirmeye başladık. Sen de buraya doğru koş artık. Zaten kilini aldı o, tamam. Bu oyun o bu oyun o güzel. O iyi. Yine her zamanki birilerini tetikte bırakalım. Support kim? Support sensin. Aç bakayım kapıyı.
Yanlışlıkla özelliğini çalıştırdık adamın. Tüy. Burada robotlar varsa uçan çok üzüleceğim şimdi ya. O yüzden ben bu iki adamı burada bırakacağım abi. Bunu şöyle bir götüreyim yandan bir baksın. Bunu da burada bırakacağım. Bunu da diğeriyle birlikte içeri saldırtacağım. Siz abi dışarıda kalın. Bunlar kesin uçup kaçıp bir yerlerden eğer robotsa gitmeye çalışacaklar. Daha da dışarıdan diyor. Ama orada harita bitiyor zaten. Daha ne kadar dışarıdan? Oo. Tombullarla karşılaşacağımız bölüm bu muymuş? Ah be sniper, keşke bir yanda tutsaymışım seni. Gözdağı. Bu adamlar vuruldu mu yürüyen adamlar mıydı yoksa? Ha yok, değilmiş. Yani grafik olarak kendi arkadaşına vurdun ya, helal olsun. Ben bu adamlardan korktum abi. Ha. İlk kez onunla ateş edecekti ya da hiç ateş etmeyecekti, doğru. Şimdi ateş edemiyor ama birini aldık temize. Birini temize aldık. Yanımızda hiç bayıltıcı taşımamanın kötü yanı bu da. Bir iki adamımız var. Sadece iki tane adamımız var kalmış olan. Şimdi bu adamların bir kötü özelliği de birden fazla kişi, yani bu muydu emin değilim ama birden fazla kişi yan yana gördüğü zaman galiba el bombası atıyordu. Öyle bir afacan yönleri vardı bunların. Ben bununla bir şuraya doğru çıkayım, etraflarını sarmaya çalışalım. Berbat bir ihtimal ama ya tutarsa, tutmadı. Peki senin roketin var mı? Olmaz mı? Olmaz mı? Çok tehlikeli olur ama. Olur ama çok tehlikeli olur. Babacım sen tetikte dur. Bakalım kader bize neler gösterecek. Oradan vurdu ya la. Oradan vurdu, helal olsun. Ha bu da az kalsın arkadaşına vuruyordu panikledi diye. Baskılama. Duvarı muvarı kır abi. Onu vuramıyorsam da duvarı muvarı yık. Vallahi vurdu, helal olsun. Sen de kardeşim artık, ben onu öldürürsün diye düşünüyorum seni. Aynen öyle. Muhteşem ama muhteşem ama çok da muhteşem değil. Biraz ekibimiz dağıldı çünkü. Oo, Rusya panik. Bu da 10 numara şaheser oldu. 7 gün yaralı. Aa, birisi yaralı değil. Panikleyen 7 gün yaraladı sadece. Bu heavy 7 gün yaraladı. Sen abi baskılamayı sen de al. Baskılama güzel bir özellik. Bu abi ne yapıyor şimdi? Bir seviye daha atladı. 2 el bombası taşır. Ya da bütün roket saldırılarının 2 işaretleme ilmeci kadar genişler. 2 el bombası mı? Baskılamanın etki alanı ve bütün roket saldırıları mı? Abi çifte bomba ne güzel olur var ya. Buna çifte bomba verelim, dur. Çavuş. Ateş sonrası düşmanı siperlikten dışarı çıkmaya zorlar. Vurması kolay olur fakat verilecek hasarı düşürür. Tekil bir hedefe ard arda iki atış yapar.
dibine kadar koşup girip ateş edersek inanılmaz olur gerçekten. Sniper, evet, sniper'a şimdi o şeyi alıyoruz işte. Ya ani ateş, hamle yaptıktan sonra keskin nişancı tüfeğinin ateşleme ve tetikte kısıtlamasını kaldırır, yürüyüp ateş edebilir. Ya da herhangi bir müttefiğin görürse ateşine açısını ateş eder. Bunu veriyorum. Arkadaşının gördüğü hedefi vursun. Muton otopsi. South Amerika'da panik arttı. Avrupa genelinde panik arttı. Bakalım ne durumdayız? Neler battı? Avrupa genelinde panik arttı. Çok güzel. Amerika'da panik arttı. Rusya'ya ve Arjantin'e eğer biz bu ay bitene kadar uydu atamazsak işimiz iş. Hangarlarımıza bir bakalım. Gemi listesi. Hazır gemilerimiz. Mühendisliğe bakalım. Tesis kur. Buraya tesis kurabiliriz. Uydu bağlantısı için ne gerekiyor? 3 para gerekiyor. Oh! Süper. Operasyon. Gri piyasa. Şöyle silah parçası satalım. Bir de bunları satalım. Ne yapalım artık? Yani yokluktan yapıyoruz bunu. Bunu artık yokluktan yapıyoruz. Benim bu uyduyu kurmam lazım. Ne kadar günde kurulacak hiçbir fikrim yok. 14 gün diyor. 14 gün sonra 7 Mayıs, 23 Mayıs'ta, 21 Mayıs'ta zaten bitecek. Hemen arkasından tak tak diye iki uydu olması lazım. Elimde yapıştırmam lazım. Bir uydum var. İki de uydu, 18 gün. Oh! 18 gün. 23 kıtı kıtına yetişiyor ya. Başka hiçbir yerin yoldan çıkmadığını düşünüyorum bir de. Neler neler. Saçmalı lazer, keskin lazer tüfeği. Bizim şu asaltona giden adamlar için ve keskin nişancımız için de lazer tüfeği çıktı. Muton otopsisini yapalım. Bize neler öğretir kim bilir. Fiziksel olarak en agresif olanı. Sonumuz hayır olsun. Muton bitti. Bize ne öğretti? Bir şey öğretmedi. Uzaylı navigasyon bilgisayarını öğrenelim o zaman. Yapacak bir şey yok. Mühendislikte uydularımız var. Operasyon odasında, gri piyasada araştırdık mı? Araştırılmadı. Araştırılmadı. 43 kredimiz kalmış. Mühendislikte biz bir şeyler yapabiliyor muyuz bununla? Saçmalı tüfek. 18 alaşım istiyor. Zaten alaşımımız yok. Keskin nişancı tüfeği 18 alaşım istiyor. Alaşımımız yok. O tabancaları yapıp satarken iyiydi tabii ama. İşte böyle de sakata geldik. Evet arkadaşlar, bu videomuzu da burada bitirelim. Bir dahaki bölümde aynı bu kaldığımız yerden oyunumuza devam edeceğiz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızla destek olmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşene kadar kendinize dikkat edin.